Evet arkadaşlar, Balgat'tayız. Burası Final Spor Kulübü. Bu videoyu burada çekeceğiz sizin için. Sizden sıkça gelen sorulardan birisini anlatacağız yine burada. Absürt bir tekme olan, sizden de sürekli sorulan, aslında nasıl atıldığını da biz videolardan izledik de ne olduğunu öyle öğrendik. Keko tekmesi, nasıl kendini savunursun? Bu videoda onu değerlendireceğiz. Bakalım. Daha öncesinde zaten tekme nasıl atılır, o videolarımız vardı. Oradan bakabilirsiniz. Bu videoyu da burada inceleyelim. Bu tekme arkadaşlar halk arasında keko tekmesi olarak bilindiği gibi Ankara'da yaşayanlar bunun sincan kick olarak da veya sincanlı tekmesi diye de adlandırabiliyor. O Ankara'da yaşayan arkadaşlarımıza da hani özel bir teknik olsun. İstanbul'da da Bağcılar olarak geçiyormuş Evet, arkadaşlar. Bağcılar diye bir yer varmış. Oraya çıkan giren bir daha çıkamıyormuş Ben arkadaşlar. gittim ya, çıkıyor. Yani Öyle bir şey ben yok. de gittim. Teknenin orijinali arkadaşlar aslında şu. Karşınızda bir adam var. Normal şartlar altında tekvando'da, kickboksta, muay thai'de karşınızdaki rakibi itmek için kullanılan tabii sert ve hızlı atılan bir tekme. Ama bunu bizim arkadaşlarımız dışarıda çok teknik bilmediği için uçarak da yapabiliyorlar. Veya ayaklarını havaya kaldırıp tekme ata ata da gidebiliyorlar. Aynen. Bu tekmelerin orijini aslında bu. Ama hani insan olarak biz şu yumruk ve düz tekmeyi doğal olarak zaten atabildiğimiz için herhangi bir şey çalışmadan bu tekme de burada muhtemelen doğmuş ve sokak kavgalarının vazgeçilmezi olmuş. Biz de bu tekmenin cevabını yapacağız. Arkadaşlar bu tekme neydi? Dans ateşi miydi? Bir şey vardı. Anadolu Ateşi. Ha, Anadolu ateşi. Onun gibi karma. Uçan tekme var, bale var, her şey var böyle. Hatta yanınızda arkadaşlar varsa böyle tutup, yok yok yok, iki kişi tuttuğunu düşünün, böyle böyle. Aynen. Hani çok değişik yorumlama gördüğümüz kadarıyla. Başlayalım yavaş yavaş. Şimdi biz bu tekmenin savunmasını yaparken aslında size çok basit bir iki tane teknik anlatacağız. Fantazilere girmeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü bununla alakalı YouTube'da bir sürü fantazi video var. İlk tekniği Mehmet yapıyor. Ben vurmaya çalışacağım. Arkadaşlar kesinlikle mesafe açmanız gerekiyor. Mesafe açmak her şeyin çözümüdür. Tekme de biraz daha fazla kaçmanız gerekiyor. Yumruk da biraz daha az. Kişi bunu dediğinde hemen mesafe açarsınız. İçeri siz tekmeyle girersiniz. Bunun için patlama çalışması yapmanız gerekiyor. Elleriniz yine yukarıda. Kalktığında hemen mesafeyi açtım. İçeri girdim. Devamının için istediğiniz şekilde girebilirsiniz. Yerler ıslak olduğu için kayabilirim. Evet geldi. Geldiğinde hani normal bekliyorsunuz. Bir anda dışarı çıktınız. Hemen içeri siz giriyorsunuz. Devamında istediğiniz şey rahat bir şekilde geçebilirsiniz. Niye Tamam bilmiyorum. tamam. Ben Sincan'la yaşıyorum. Tanıdık geldiği için bir Bunu an enerji. söyleyecektik. Enerji dolu hissettim kendimi. Arkadaşlar şimdi bu tekme genelde şöyle oluyor. Yani iki kişi, üç kişi kavga ederken yandan, sağdan, soldan gelen vatandaşlar uçarak geliyor. Gördüğünüz anda hemen mesafeyi açıp kaçın. Birincisi, burada tekme adamın tekmesi size değebilir. Çok sıkıntı değil. Hani şuradan, şu mesafeden bunu yemekle adam karşısında ayağının sadece size değmesi arasında dağlar kadar fark var. Hiçbir şey olmaz size. Mesafeyi açın ve Mehmet'in yaptığı gibi doldurun. Zaten videoda görmüşsünüzdür sonunda ne olduğunu. İkinci yapabileceğiniz şey de kaçamıyorsanız tekmeyi yönlendirmek. Mantık olarak tekme size düz geliyor zaten. İlk yaptığımız şey de tekmenin mesafesinden çıktık. İkinci yaptığımız şey de bunun açısını değiştirmek. Sol elinizde veya sağ elinizde hangi tekmenin geldiğini önemsemeden size doğru gelen bir tekme varsa düz bir şekilde elinizle yönlendirin ve aklınızda gelen ilk köşeye kaçın. Örnek veriyorum, tekme geliyor. Yönlendirdik. Arkasına sizi vurabilirsiniz. Arkasına yumruk atabilirsiniz. Tekme geliyor. Mesafeyi kaçtım. Buradan yönelim. Buradan vurabilirim. Buradan vurabilirim. Arkadan dirsek atabilirim. Tekrar geliyor. Sol elle yaptım. Şimdi sağ elle yapacağım. Kaçtım. Adam bu kadar mesafeyi açtıysa arkadaşlar direkt ortadan vurabilirsiniz. Buradan diz kapağına basabilirsiniz. Ensesine yumruk atabilirsiniz. Bunların hepsi geçti. Bunların hepsi rakibe çok büyük hasar verir. Yapacağınız şey şu. Tekrar edeyim. Daha geleyim mi? Yeter. Daha geleyim istersen. Ziyeri daha yüksekten göreceğim. Zıplayarak iyice geleceğim. Arkadaşlar adam ne kadar hızlı ve sert gelirse o kadar iyi olur. Baktınız uzaktan bir şey geliyor.
hızlı bir şekilde etraf, yani yolundan çekilip arkasına mesafe göre tekme attı. Şimdi çok uzağa gittiği için vurmak istemiyorum. Buradan geçtim galiba. Daha yakında olsaydı vururdum. Mantık şu, ya mesafe açın ya tekmenin açısından çıkın. Savunması çok basit bir tekmedir. Ama adam vurursa da, yani ciddi anlamda diyaframa veya işte kasık bölgenize oturursa veya çok iyi bir tekme atıp da çenenizin altından vurursa olduğunuz yere yatarsınız arkadaşlar. O yüzden mümkün olduğunca patlayıcı antrenmanlarla buna çözüm bulmaya çalışın. Bu videomuz da böyleydi arkadaşlar. Daha önceki videomuzu izlemediyseniz buraya tıklayabilirsiniz. Hala kanala abone değilseniz onu da buradan abone olabilirsiniz. İyi çalışmalar arkadaşlar. Kavgasız günler.